Berlin Fuarı da bizim için şöyle bir şey ifade eder. Kitlesel turizm hareketine, yani deniz, kum, güneş için resort bölgedeki en önemli turizm fuarının olması yanı sıra bütün tur operatörlerinin orada olması, hem Alman hem İngiliz tur operatörlerinin hem Avrupa'daki diğer tur operatörlerinin orada olması bizim açımızdan sezonun artık nasıl bir başlangıç içerisine gireceğini, hemen hemen nasıl şekilleneceğini görmemizi sağlar. Ben Antalya ve Türkiye açısından çok ciddi bir rezervasyon akışının olduğunu gözlemledim. Ben Antalya'nın bu yıl 17 milyonu geçerek üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum. Antalya'da konaklayan turistin ortalama konaklama süresi 10 güne yakın. Dolayısıyla bu hani diğer bölgelerde konaklayan turistlerin ortalama kalış süresinden çok daha fazla. Dolayısıyla yani İstanbul'da örneğin ortalama kalış süresi 2 günse, Antalya'da da 9,5 günse, de 10 güne yakınsa, dolayısıyla neredeyse 5 katı kadar bir gelir elde etme durumu oluyor Antalya'da. Dolayısıyla pandemi sonrasında da kendi iç turizm hareketi gibi değerlendiriyor turizm faaliyetlerini. Yani burada İspanya, İtalya, Fransa'ya ve Yunanistan'a ve Portekiz'e çok ciddi bir talep yaratma peşindeler. Bunda kendilerine göre haklı olabilirler ama ben her zaman söylüyorum, Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizmi olamaz. Çünkü bizim fayda maliyet analizinin tüketicinin lehine olduğu bir destinasyonuz. Bu anlamda bizim vermiş olduğumuz kaliteli hizmeti diğer bölgelerin verebilmesi şu an için çok mümkün değil. Bizi örnek almaya çalışıyorlar. Bizim uyguladığımız sistemleri örnek almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla güvenli turizm sertifikası ile başlayan pandemi döneminde, şimdi de bu sürdürülebilir turizm sertifikası programına evrilen programlarla da birlikte biz açıkçası daha ön plandayız diyebiliriz. Tur operatörleriyle yapmış olduğumuz Berlin Fuarı'ndaki görüşmelerde bunu açıkça görebildik. Dolayısıyla hem İngiltere'den, hem Benelux ülkelerinden, hem İskandinavya'dan, hem Almanya'dan tur operatörlerinin satışlarında şu anda Türkiye birinci sırada. Bu da bizim için gurur verici. Eğer sezonun ikinci yarısının başlarında bu savaşın bitmesi, bu savaşın durması bizim için turizm anlamında çok daha olumlu olur. Hemen güneyimizdeki İsrail-Filistin gerilimi de bizi açıkçası Orta Doğu'ndan gelen turistler anlamında etkiliyor. Yani etrafımızdaki, coğrafyamızdaki bu gerginliklerin bitmesiyle birlikte tabii ki turizm anlamında çok daha olumlu konuşmak mümkün olacak.